Şimdi burada bir ağ çıkarttınız. Evet. Bu eğer kalsaydı ekosisteme zarar verecekti. Oo, hem de ne biçim. Neden kadar... böyle bir şey oluyor bu? Neden oluyor? Valla şimdi buradaki resifte herhalde büyük balıkçı, bu gırgır dediğimiz balıkçılar balık tespit ediyorsa, yerini de bilmiyorsa resifin, herhalde balığı alırım diye sardı. Zannedersem orasını. Evet tabii gemiden de bunu söylemek kolay değil. Yani bu kadarla kurtarmış kendini. Yani sıkıntı çok büyük sıkıntı. Değil de burada resif olduğunu bilmeleri lazım. Yani burası çevrilmeyeceğini ya da nasıl bir sistem yapılacak buraya. Büyük bir şamandıra, ışıllak konulacak. Yani
Bütün balıkçılar da bilmiyor burada bu resif olduğunu. Bu haritalarda da işaret değildir belki de bilmiyorum ama harita kullanıyorlar mı daha doğrusu. Ama tabii bunu bir nasıl uyarırız, nasıl bu resife de zarar veriyor, çevreye de zarar veriyor. Ya sizler olmasanız bu ne olacak bu geminin üzerinde? Kapatıp gidecek gemi ya. 2 hafta önce tespit ettik. Bu sefer daha önce yaptığımız batıkların üstünde gördük. Ve bu seferki ağın boyut çok büyük, gırgır ağı. Ve ağın yaklaşık 50 metre gemiyi komple kapatmış şekildeydi. Böyle bir ağın olduğunu belirttik. Deniz polisi arkadaşlarımız sağ olsun, onlar da biz de destek verelim, biz de olalım bu ekibin içinde istediler. Ve güzel bir çalışma oldu. Planlı bir çalışma yapmamız gerekiyordu. Daha fazla dalıcıyla ancak bu işi yapabilirdik. Çok az sayıda insanla olması imkansız. Çünkü batıkların üstü hem çok ilişken, yani takılacak çok yeri var. Hem de alan çok büyüktü. Dip zamanını çok yüksek yapamadığım için ekstra dalgıçlara ihtiyacımız vardı. Sağ olsunlar, yardım ettiler bize. Siz bunu biraz erken fark ettiniz galiba. Evet, yani şöyle geminin üstünde sürekli yaşayan canlıların zaten çoğu gemine yanaşamadılar ve uzağında durdular. Yaklaşık 2 senedir bizim yaptığımız yapay resiflerin yüzünde akyalar geliyor. Ve bu akya sürüleri artık yüzleri, 200'leri bulmaya başladı. Bu da onların iştahını kabartıyor. Fakat biz bu batıkları, yapay resifleri yaparken dalış turizmi için yaptık. Biz bütün Türkiye'yi ve dünyayı buraya çekmeye çalışırken bir yandan bizim canlılıklarımızı gırgırlar o balıkları yakalayıp satmayı düşünüyorlar. Bunun da önüne nasıl geçeriz? İnsanların vicdanına bırakırsan hiçbir şekilde geçemeyiz. Bununla ilgili bir bölgenin avcılığa yasaklanması gerekiyor. Başka hiçbir çözüm yok. Yapay resiflerin olduğu bölge en az 200 metre yakınında hiçbir avcılık yapılmaması gerekiyor. Aksi takdirde dalış merkezleri ve balıkçılar sürekli karşı karşıya geliyorlar. Hı hı. Ve kime yasak, kime serbest olduğu da belli değil. Karaburun çevre koruma alanı oldu biliyorsunuz. Belki bunun üzerine biraz çalışıp avcılığa da yasak bölgeler geliştirilebilir. Avcılığa yasak bölgeler olmadığı takdirde burada sürekli istediğimiz kadar biz dalış turizmi burayı açalım, istediğimizi yapalım, istediğimiz kadar yapay resif yapalım. Biz bir yandan orayı canlandırmaya çalışırken bir yandan da avcılık devam edecek. Bu birbirine çok ters, çelişkili bir durum aslında.